Merhaba kuzucuklarım, nasılsınız? Hepiniz çok iyisiniz. Sizleri çok özledim ve çok seviyorum. Evet, bugün sosyal bilgiler dersimizden üretim, dağıtım ve tüketim konumuzun daha önce ihtiyaç ve istekler konusunu işlemiştik. Bugün de aynı konumuzun devamını işleyeceğiz. Evet, bugünkü konumuz üretimden tüketime. İhtiyaçlarımızı satışa sunulan ürünlerle karşılıyoruz. Bu ürünler atölyelerde, fabrikalarda, imalathanelerde ve evde yapılmaktadır. Bu işleme biz ne diyoruz? Üretim işlemleri diyoruz. Aldığımız birçok ürün bize ulaşıncaya kadar pek çok aşamadan geçer. Ürünlerin işlenmemiş haline ham madde diyoruz. Örneğin vişne reçeli satın alınan vişnelerle evde üretebileceği gibi fabrikalarda da üretilebilir. Tarlalarda insanların yardımıyla yetiştirilen vişneler yine insanlar tarafından toplanıp üretim tesislerine getirilir. Buralarda yıkanır, ayıklanır ve reçel haline gelir. Ambalajlanarak alışveriş merkezlerine gönderilir. Bizler de alışveriş merkezlerinden ne yaparız? Alırız ve onları tüketiriz. Evet çocuklar, ürünlerin işlenmesinde ya da işlenmeden tüketiciye ulaşmasında birçok kişi çalışır. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte bu işler için insan gücünün yanında makina ya da aletler de kullanılmaktadır. Bu zaman ve güç tasarruf sağlar. Tabii ki çocuklar, makineler daha fazla iş üretirler. Bu yüzden daha çok zaman ve güç tasarrufu sağlanır. Bizler çocuklar tüketeceğimiz, tükettiğimiz ürünleri, isteklerimizi, ihtiyaçlarımızı almak için ne vermemiz gerekiyor? Evet, para. Evet, bizler istek ve ihtiyaçlarımızı alırken para kullanıyoruz. Bakalım paranın yolculuğu nasılmış? Onu da bir öğrenelim. Evet, parayı ilk olarak kimler bulmuştu? Evet, Lidyalılar bulmuştu. Eskiden paraya sikke denirdi. Paradan önce insanlar mal değiştirerek alışveriş yapıyordu. Örneğin, eğer bir kişi elma yetiştirmişse, başka bir kişi de armut yetiştirmişse, bir takas edip değiştiriyorlardı ve böylece para kullanılmadığı zamanlar bu şekilde alışveriş yapılıyordu. Ama para çıktıktan sonra tabii ki insanlar artık para karşılığında almaya başladılar. Evet, ilk sikkeler altın, gümüş, bronz, bakır ve nikelden yapılmıştır. İlk kağıt para da çocuklar İsveçler tarafından basılmıştır. Gördüğünüz gibi evet bunlar eski zamandan kalma para. Osmanlılar çocuklar paraya akçe diyorlardı eskiden. Ta ki 1818'de akçe yerine kuruş ve lira kullanılıncaya kadar akçe deniliyordu. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk parası ise 1924'te basılmış. 1934'te ise para üzerindeki harfler Latin harflerine dönüştürülmüş. 2005'te ise paradan 6 sıfır atılarak yeni Türk lirası ve yeni kuruş adıyla kullanılmaya başlanmıştı. Evet, böylece paranın yolculuğunda öğrenmiş olduk. Diğer sayfamıza geçelim. Evet, bakalım sahip olduğumuz kaynaklar nelermiş? Doğada kendiliğinden oluşmuş, meydana gelme aşamasında insanın herhangi bir rolünün bulunmadığı bütün kaynaklar doğal kaynaklardır. Doğal kaynaklar nelerdi çocuklar? Doğada kendiliğinden oluşan kaynaklar, değil mi? Ağaçlar, ondan sonra dağlar, kayalar. Evet, dünyada birçok faaliyetin temelinde doğal kaynaklar vardır. Örneğin, tarımla uğraşan bir insanın işidir. Bu faaliyetlerin kaynağında ise doğal kaynaklar olan toprak ve su vardır. Doğal kaynaklar ekonomik faaliyetleri de doğrudan etkiler. Örneğin, denizin bulunduğu yerde balıkçılık, ormanların olduğu yerde ormancılık, verimli topraklarda da tarım yapılır.
Doğal kaynaklar, güneş, hava, toprak, su, petrol, kömür, doğal gaz gibi kaynaklardır. Sahip olduğumuz kaynaklar sınırsız değildir. Örneğin içme suyunda tüm dünyada sıkıntı çekilmektedir. Temel olarak yağışların az olmasından dolayı da dünyanın bir kısmında kuraklık vardır. Kuraklık olan yerlerde yaşayan insanların yaşamları çok zor geçmektedir. Bu yüzden özellikle suyu kullanırken tasarruflu olmalıyız. Demek ki bizler de suyu kullanırken çok tasarruflu davranacağız. Ellerimizi yıkarken musluğu açık bırakmayacağız. Sabunladıktan sonra tekrar açacağız. Suyu boşa harcamayacağız. Bulaşıklarımızı da ne yapacağız? Bulaşık makinesinde yıkayacağız ki fazla su ziyan etmeyelim. Evet, kaynaklardan kömür, odun, petrol, doğalgaz, güneş ve rüzgar enerji kaynaklarıdır. Bu kaynaklardan yakıt, ısınma, elektrik üretiminde de faydalanırız. Güneş enerjisinden ve rüzgar enerjisinden elektrik üretilir. Kömür, odun, doğalgaz gibi kaynakları da ısınmada kullanırız. Evet, bir diğer kaynak ise beşeri olan paradır. Evet, insanlar ihtiyaçlarını karşılamak için parayı kullanırlar. Para da diğer kaynaklar gibi sınırsız değildir. Bu nedenle parayı nasıl kullanmamız gerektiğini bilmeli, planlı kullanmalıyız. Son olarak doğal olsun, beşeri olsun kaynaklarımız sınırsız değildir. Bütçemizi tasarrufa yönelik yapmalı, kaynaklarımızı dikkatli kullanmalı, geri dönüşümünden faydalanmalıyız. Demek ki çocuklar defter sayfalarını da yırtmayacağız, yırtıp çöpe atmayacağız. Onları geri dönüşüm kutularına koyacağız. Yoksa ormanlarımız biliyorsunuz defter biliyorsunuz kağıt neden oluyor? Ağaçlardan. Orada ormanlarımızdan kesiliyor. Biz de bunlara çok dikkat edeceğiz. Her şeyimizi tasarruflu kullanacağız. Evet, bakalım üretim, dağıtım ve tüketimde ham maddeleri kutusuna yazalım. Birincisi ne diyor bakalım? Buğday. Evet, 1, 4 ve 5 buğdaydan üretiliyor. Gördüğünüz gibi makarna, hamburger ekmeği ve tatlı bunlar buğdaydan elde ediliyor. Bakalım ağaca. 7 numara. 7 numara çocuklar bakın kağıt. Kağıt neden elde ediliyordu? Ağaçtan. Meyvelere bakalım. 3 ve 15. Evet. Burada bir reçel kavanozu var. Meyveden oluşuyor. 15'e bakalım. Evet, bu da zeytin. Buradan zeytinyağı üretiliyor. Şeker pancarı 16. Gördüğünüz gibi çocuklar. Çay şekeri. Çayı içtiğimiz zaman veya sütümüzün içine ne atıyoruz çocuklar? Şeker atıyoruz. Geldik diğerine. Pamuk. 9, 13 ve 10. 9'u bulalım öncelikle. 9. Bakın çocuklar ip. Diğeri 13. 13'e geldik. Tişört. Ve 10 numaraya bakalım. Evet, bu da kumaş. Demek ki pamuktan elde ediliyor. Süte bakıyoruz. Yoğurt. 6'yı bulalım. Peynir. 14'ü bulalım. Evet, yağ. Bu da yağ, peynir ve yoğurt. Neden üretiliyor? Sütten üretiliyor. Bakalım fındıktan. 11'e bakıyoruz. Evet. O da fındık ezmesi çocuklar. Neden üretiliyormuş? Fındıktan. Seviyor musunuz fındık ezmesini? Evet, bence de güzel. Evet, geldik deriye. 12, bakın deri ceket çocuklar. 8'e bakıyoruz. 8, evet, burada da deriden yapılmış ayakkabı. Evet, aşağıdaki soruların cevaplarını bulmacaya yazalım diyor. Birinciyi okuyoruz. Tüketici Koruma Derneği'nin kısa adı. Düşünün bakalım neydi Tüketici Koruma Derneği'nin adı? TİKODER'di değil mi çocuklar? Bakalım. TİKODER. 2'ye geldik. Üretilen şeylerin kullanıp harcanması.
ne oluyor? Tüketim. 3. Gereksinim, güçlü istek, ihtiyaç. 4. Devletin, bir kuruluşun, bir ailenin ya da bir kimsenin ileriye dönük olarak bir süre için tasarladığı gelir ve giderlerin tür ve ayrıntıları ile gösteren çizelge. Neydi bu çizelgenin adı? Bir hatırlayalım. Evet, bütçe değil mi? Aile bütçesiydi. Parayı ya da tüketilecek herhangi bir şeyi dikkatli kullanma, idareli harcama. İdareli harcama ne olabilir? Tasarruf. 6. Bir şeyin çıktığı yer, bir ürünün işlenmeden önceki doğal durumu. Ne deniliyordu ona çocuklar? Ham madde deniliyordu değil mi? Evet. Geldik 7'ye. Topraktan, hayvanlardan, bitkilerden, kaynaklardan ve benzeri ürün sağlama, mal ve hizmet olarak yeni şeyler ortaya koyma, üretme işi. Üretme işi nedir? Üretim. Evet, son sorumuz. Satılan bir malın cinsini, miktarını, fiyatını ve toplam tutarını belirten ve satıcı tarafından düzenlenerek alıcıya verilen belge. Ne olabilir çocuklar? Tabii ki fatura. Aldığımız mal karşılığında ne almamız gerekiyordu? Fatura almamız veya fiş almamız gerekiyordu. Evet çocuklar, testimize geçelim bakalım. Birinciyi okuyalım. Yukarıdakilerden hangisi bir yönüyle diğerlerinden farklıdır? Herkes dikkatlice baktığı zaman tabii ki bulacak hangisi farklıdır. Birinci, diğerleri gıda ile ilgili. Birincisi de giyim değil mi? Ayakkabı. İkiye geldik. Bisiklet, ayakkabı, mont ve gömlek. Temel ihtiyaçlarımızdandır. Bu cümlede altı çizili kelimelerden hangisi bilgi yanlışlığına neden olmuştur? Birincisi bisiklet, değil mi çocuklar? Ayakkabı, mont ve gömlek ihtiyaçlarımızdır. Bisiklet de isteğimizdir. Üçüncü soruya geldik. Gelir ve giderlerin bir arada tutulduğu plandır. Ne oluyordu çocuklar? Gelir ve giderlerin hesaplanması, bütçe oluyordu. Her aile ne yapıyor? Maaş aldığı zaman bütçesini ayarlıyor. Ona göre harcama yapıyor. 4. Aşağıdaki ham madde ürün eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Ağaç mobilya, süt, peynir, tereyağı, pilav, pamuk, kumaş. Bence tereyağı ve pilav yanlıştır. Geldik 5'e. Aşağıdaki bazı mesleklerde çalışan insanların resimleri verilmiştir. Bunlardan hangisi toplumun farklı bir ihtiyacına cevap verir? Evet, 3 tanesi güvenlik görevlisi, biri de çiftçi. O zaman bu durumda D şıkkı doğru. Evet, 6. Lidyalılar parayı icat etmeden önce alışverişte kullanılan yöntem hangisidir? Neydi? Değiş tokuştu değil mi çocuklar? 7. Aşağıdakilerin hangisi ham madde değildir? Evet, kömür, petrol ve toprak ham maddedir ama kağıt ham madde değildir. Ağaçtan üretilir. 8. soru. Yukarıda ürünlerin ham maddelerine göre gruplarsak hangisi dışarıda kalır? Evet çocuklar, peynir, ayran ve yoğurt. Bunların ham maddesi süttür. Ama simitinki nedir? Buğdaydır değil mi? Doğru yanıt D şıkkı oluyor. Evet, nokta nokta şehirdeki düzeni, asayişi sağlayan, suç işleyenleri yakalayan, kanuna teslim eden. Bu cümlenin başına hangisi yazılmalıdır? Asker mi, savcı mı, polis mi, hakim mi? Bakalım. Polis. Demek ki şehirdeki düzeni sağlayan polis. Askerler de kırsalda ki düzeni genelde sağlıyorlar. Evet, 2. Pazar yerlerini denetlemek polis, zabıta ve askerin görevidir. Bu cümledeki altı çizili sözcüklerin hangisi ya da hangileri cümleden atılırsa bilgi doğru olur. Evet, 1 ve 3 atılınca bilgi doğru oluyor. Çünkü çocuklar, pazar yerini denetleyen zabıtadır ve zabıta da belediyeye bağlı çalışır. 3'e geldik. Ham maddesi diğerlerinden farklı olan hangisidir? Dikkatlice baktığımızda peynirin ham maddesi süt, diğerlerinki buğday. Bu durumda doğru yanıt C. Evet, çok güzel bina modelleri çizer, kentleri güzelleştirir.
Bu cümlenin sahibi için aşağıdaki mesleklerden hangisi uygundur? Evet, hepiniz de bildiğiniz tabii ki mimar oluyor. 5. Aşağıdakilerden hangisinde son kullanma tarihi bulunmaz? Hangisinde bulunmaz çocuklar? Balda, yani gıdada son kullanma tarihi olur ama giyimde olmaz. Bu durumda doğru yanıt A. Aşağıdaki mesleklerin hangisi farklı bir alanda hizmet verir? Hasta bakıcı, hemşire, ebe, itfaiyeci. A, B ve C'deki hizmet veren kişiler sağlıkçılar ama itfaiyeci farklıdır. 7. soru. Aşağıdaki grafik Mine'nin bir aylık bütçesinin ihtiyaçlarına göre dağılımını göstermektedir. Buna göre Mine'nin bir aylık harcama tutarı kaç TL'dir diyor. Evet, kira 400, gıda 300, kitap 100, giyim o da 100. Bakalım toplam ne kadar yapıyormuş. Evet, Mine'nin bir aylık bütçe ihtiyacı 900 TL'ymiş. Evet çocuklar, bugünkü sosyal bilgiler dersimiz de burada bitti. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın. Öpüyorum sizi.